Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Mattel Creations Hot Wheels RLC 1991 BMW M3 kırmızısını inceliyoruz efendim. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Saat Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde de Mattel Creations'ın Hot Wheels RLC 1991 BMW M3 modeli efendim. Mattel Creations'ın ne olduğunu bilmeyenler için ufak bir açıklama yapayım. Mattel Creations. Ee, Creations.mattel.com sitesinden erişebileceğiniz Hot Wheels'ın yıllık abonelik ücreti ödeyerek alışveriş yapabileceğiniz bir çeşit üyelik ücreti ödeyerek sadece alışveriş yapabileceğiniz bir e, platformu diyeyim. Hani internet sitesinden ziyade. Orada hani sadece Hot Wheels'ın değil Matchbox'ın böyle üyelere özel satışları, Barbie'nin üyelere özel satışları gibi değişik e, ürünler bulunur ve bunlar sadece satıldığı, yılın satıldığı günü satıldığı saati çoğunluğu en azından e, şey olur. Erişilebilir olur. Bu da o modellerden biri. Zannediyorum Ekim ayındaydı. Ekim ayındaydı, evet. E, ya da Ağustos muydu? Öyle bir şey. Ağustos-Ekim arası bir dönemde e, Hot Wheels Mattel Creation sitesinden işte BMW M3 kırmızı modeli saat işte satıldığı günün tam 9'unda satışa açıldı ve hemen 5 dakikada 10 dakikada falan tükendi bu model. Bir tanesi tabii ki kuzucu geyimikti. <laughs> Anılar beyler hazırsanız kutuyu artık daha fazla sizi bekletmeden açıyorum. Ee, şöyle bir kutuyu şey yapalım. Burada işte 14 yaş üzeri içindir. Daha altına vermeyin yazık olur ibaresi var. Şurada işte ürünün hotwheelscollectors.com işte Mattel Empowering bilmem ne vırt zırt e, şeylerini görüyorsunuz. Daha önceden böyle bir RLC kutusu açtım hatırlarsınız. E, eski videoları takip edenler bir adet Kavabak A modeli açtığımı hatırlarlar. E, onu <laughs> Murat abinin kıyamazlığından dolayı kutuyu plexiye kadar açıp devamını açamamıştık. Bunu da sonuna kadar gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. Dış kutunun içinde bir de böyle bir kutu var efendim. 1991 BMW M3 yazıyor arkasında. Hatta direkt önden başlayalım. Yani şeyden görünüş böyle. Yanlarda böyle. Buradan böyle bakıyorsunuz. Buradan böyle bakıyorsunuz. Buradan böyle bakıyorsunuz. Altı da plexi kutunun alt kısmı. Hemen şöyle. Şurada işte arabayla ilgili e, değişik bilgiler. Yani bu paragrafı uzun uzun çevirmeyeceğim size. Ama işte aracın e, touring e, araba yarışlarında ki macerasına serüvenine dair bilgiler var. İşte dizaynı, ile ilgili şeyler var. E, bu önümüzdeki, elimizdeki modelinde işte Kapılarının açıldığı, kırmızı Spectra Flame boyayla boyandığı, Silver Womb tekerlerin e, olduğu, işte metalik Gold Painted Spox falan. İşte öyle. 30 yıllık araba ama hala yağ gibi kayıyor falan yazıyor. Ee, hazırsak artık. Evet. Şu katmanı da artık yumurtanın ikinci katmanında açtıktan sonra aracın güzelliğine şöyle bir plexisinden Bakıyoruz. Şöyle bir sileyim şurayı. Hop. Tabii yayından önce, sizden önce ben biraz mıncıkladım arabayı. <laughs> sizden önce ben biraz bir baktım. Hemen kutunun şurasında Redline Club yazısını görüyorsunuz. RLC'nin açılımıdır Redline Club. 1991 BMW M3 yazısını yine görüyorsunuz. Şurayı da sileyim. Hop, şurayı da sileyim. Tabi yayın bitene kadar her yerde parmak izim olacak ama evet. Aracın bu taraftan görünüşü de bu. Dediğim gibi daha önceki o Kavabaga incelemesinde arabayı açamamıştık ama bunu da sizin için Plexi'nin de altına ineceğiz. Burayı da gördüyseniz efendim ben şöyle bir hemen ya da şöyle heh, yukarıdan Plexi'den baktığınızda araç böyle. efendim Arkadan baktığınızda böyle. Şuralardan böyle buralardan böyle. Buraya da baktıysanız eğer hemen bir şuradan e, arabaya zarar vermeden bunun arka tarafının zor açıldığını biliyorum. Burayı biraz Bunu siz evde denemeyin. Ben e, <laughs> siz görün diye yapacağım. Şöyle önüme alayım. Oradan biraz zor oldu. Bu arada hanımlar beyler ben bunu açmaya çalışırken siz de e, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi Instagram'dan falan takip etmeyi ihmal etmeyin. Evet bu arada açtım. Şöyle bir heh, açılmamış bir gibi bir göstereyim şöyle arabayı. Açtıktan sonra üzerindeki e, şu şeyi görüyorsunuz. Bunu aldık. Plexi kutu. Diğer o inno'ların, tarmakların plexi kutularına göre daha sağlam duran bir plexi. E, daha kalın zannediyorum ya da en azından malzeme kalitesi daha iyi bir plexi. O innoların falan e, plexileri daha ince, daha kırılgan gibi duruyor çünkü bunun yanında. Aracımız budur efendim. Şöyle yakından bakıyoruz. Artık vidasından da çıkarmayacağım. O kadar kıymayacağım arabaya ama şöyle bir çıplak gözle en azından görün diye. Alev alev yanan bir BMW M3. Şurasında bir toz var. Şurada bir toz var. Evet. Buna güzelce bakacağımız bir modeldir. Yıllar geçse de üstünden, <laughs> yıllar geçse de değerine değer katacak bir model. BMW M3 Wheels Spectra Flame Kırmızısı. Şöyle iyice detaylıca bakınız. Şurada. Evet. Mozunu, mozunu alalım hanımlar beyler. Jantları falan hani şey görüyorsunuz vidalar işte e, içi altın renginde boyanmış jantlar, teker kalınlığı, et kalınlığı hani premiumlardan daha iyi duruyor ne yalan söyleyeyim. Bilmiyorum Hot Wheels, RLC'lerin tekerlerini yaparken o Real Riders'larda daha üst segment, daha üst kalite bir Real Riders'ın kullanıyor bilmiyorum ama. Tekeller hani artık boya mı gözüme aldı. Yani, gerçekten şık duruyor. Hani sanki premium tekerinden daha güzel, daha iyi yapılmış gibi duruyor. Hani bilmiyorum. Acaba jantlardan mı? Bilemiyorum. Birazdan kapıları da açacağım. Onu şöyle bir göstereyim. Arka ee, plakayı falan görüyorsunuz. MMM3 yazıyor. BMW. Ha M3'ü 3 kere M yaparak şey yapmışlar. E, stoplar boya. Evet. Stoplar boya ama Premium'dan daha iyi boyamışlar. Yani RLC olduğu farklı. Hani bu RLC'leri sadece Premium'ların e, Spectra Flame boyalısı gibi düşünmeyin. Gerçekten şey farklı. Stop boyaları falan farklı yani. Öyle Premium gibi direkt baskı değil belli ki en azından baskı ise bile milimetrik olarak tutturulmuş bir baskı. BMW logosunu, M3 logosunu falan görüyorsunuz araçta. Sağ tarafı yine böyle. Efendim söyleyeyim. Araca yukarıdan tepeden baktığımızda böyle. Tozunu mozunu artık. Güzel bir model. iç tasarım. Şimdi bir de şurada Kartvizitim nerede? Kapıları açılıyor ama e, hani tırnağınız yoksa biraz zor açıyorsunuz. Ben de tırnağım yok şu anda ama işte kartvizitte araca zarar vermeden. Metal bir şey falan kullanmayın tabii kapıyı açmaya çalışırken. Bakalım şuradan. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı e, videoları beğenmeyi falan <laughs> ihmal etmeyin. Dur bakalım, bunu nasıl açacağız şimdi? Evet. Arabaya zarar gelmesin diye dediğim gibi meta bir şey sürtmeyin. Şuradan daha Ha, dur bakayım şunu da deneyeyim. Hadi yavrum. Daha başka bir kart. Sen bunun için tırnak uzatabilirsiniz artık. <laughs> ne diyeyim yani. Daha ince bir kart. Başka işletmelerin kartı. Bir saniye. Reklam olmasın diye öbür işletmenin kartını geriden takıp açacağım. Kartı... Aha. Allah. Evet açtım. Kartın birini açtık. Kapının birini açtık. Şimdi diğer kapıyı da yine aynı şekilde yapmayacağım da şöyle yapacağım. Elimde bir adet ahşap karıştırıcı var. Bununla içeriden ittireceğim diğer kapıyı. Dediğim gibi metal bir şey kesin e, sürtmeyin arabaya. Kapılar yaylı. Onu söyleyeyim ha. Kapıyı şöyle bir açtığınızda çıt diye kendiliğinden geliyor. Kapılar çünkü bakın şurada hemen menteşedeki yay sistemini görüyorsunuz. Kapılar yaylı. Hani siz böyle hafif ittirince şık diye kendini açılıyor. Bak. O hani majörette falan yok bu olay. İttiriyorsun sonuna kadar. Ama bu hat an RLC'de. Bak şık diye kendine ama Bak. Şöyle hafif ittireceğim. Kapıyı. şık diye gördün mü? Bir daha yakından yapayım. <laughs> yakından yapıyorum. Bak. Şık diye sesi duyuyorsunuz zaten. Kapılarda dediğim gibi yay var. Kapıyı bir yerden sonra otomatik şık diye açıyor. Aracı için de şöyle detaylıca gösterelim. Bak kapının iç tasarımına metal kısmının içine plastik olarak aracın aslında uygun şekilde yapmışlar. Yani aslında Hot Wheels'ın en gerçekçi modelleri bunlar. Daha yani ne diyeyim. Greenlight'ta falan hani böyle bir iç tasarım olmuyor. Direkt kapı metal olarak açılıyor. Camın plastiğini uzatıp kapının içine iç tasarım olarak yapmışlar. Gayet güzel gayet şık olmuş. Kapıları görüyorsunuz şöyle. İçine de şöyle bir bakarsak eğer aracın gayet güzel direksiyonudur bilmem nedir şıkır şıkır duruyor. Hanımlar beyler. Evet. Dediğim gibi tornavidayla alttan açmayacağım. Altında çok görecek bir şey yok çünkü. Büyük ihtimalle şurada yazanın aynısı yazıyordur altında da. BMW logo and the BMW. BMW. <laughs> HNL 25'te Made in China şurada yazanların aynısı altta da yazıyor. 2019 mater Lisans yılı 2019 belli ki. Olur. Hanımlar beyler. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok nadide güzel bir parçayı yine beraber inceledik. Efendim ben gerçi tamam hadi yalan olmasın ben sizden önce incelemiştim zaten. <laughs> o yüzden aracın içi biraz tozlanmış. Ama velakin. Yani bunu da alıp şöyle bir incelemezsem olmazdı. Yani şöyle bir durum var. Bunu tekrar kapatırken e, ince e, karton, ince kartvizit. Yani benim dükkanın kartviziti biraz kalın olduğu için araya sokmakta biraz zorlandım. Ama daha ince bir kartonla açabilirsiniz. E, onun dışında eğer sizdekini açmak isterseniz. Aracı yerleştirirken hat yazılarda hani elinizdekini oynadınız falan bunun ne tarafı önü ne tarafı arkasıydı diye düşürürseniz eğer model bu şekilde. Kutuda. <laughs> Doğru yerleşip bu üstüne de şeyi kapatıyoruz. Amma ve lakin kapatmayacağım. Şöyle yapacağız. Karton kutuyu plastiğin altına koyup hanımlar beyler Benize için tekrar tekrar çok teşekkür. ederim. Karton giriyor mu içe? Yok. Önceki şey tam giriyordu bak. Kavabaga buraya tam cuk oturuyordu. Ee, ama bunda olmadı. Hanlar beyler benize için çok teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce kanala abone olmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı, Instagram'dan YouTube'dan takip etmeyi, dükkana gelmeyi, sohbet etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.